İkizdere'de taş ocağı madeni yapılmak isteniyor. Ormanlar yok edilip, ağaçlar yerinden sökülüp, yeşil alanlar tahrip edilip alttan taş çıkartılmak isteniyor. Buna karşı İkizdere'de de İkizdere halkının bir direnişi var. Durum oldukça vahim, yaklaşımlar çok üzücü. Birinci yaklaşım sessiz kalmak, görmezden gelmek. İkizdere halkı yeterince kendini duyuramıyor, insanlar oraya gidemiyor. İkizdere halkı yalnız kalmış durumda çünkü şu salgın döneminde de kimse oraya ulaşamıyor maalesef. Bir durum, şöyle bir yaklaşım. Orada AKP şu kadar oy aldı. AKP şu kadar oy aldı diye orada doğa tahribatına, kapitalist düzenin sömürüsüne karşı durmayacak mısın? Bir ses vermeyecek misin? Peki sen insanları, siz zaten şusunuz, siz zaten busunuz diye ayırırsan, o insanların yanında yer almazsan, o insanların, o doğanın, o çevrenin yanında yer almazsan, nasıl o insanları kazanmayı düşünüyorsun? Böyle bir iş olur mu? O insanları kazanmak için onun yanında durman lazım. Sen o insanlar oraya niye oy atıyor diye soracağına, neden ben kendimi anlatamıyorum da bana oy atamıyorlar diye sor. Aslında sorun burada. Sen o insanların yanında olmak zorundasın. Doğanın her yerdeki katledilişine dur demek zorundasın. İşin bir diğer boyutu, bu kadar maden için bu doğa tahrip ediliyor. Mesela ben merak ediyorum, hiç kimse sormuyor. Kaz Dağları'nda bu kadar tahribat yapıldı. Peki Türkiye Cumhuriyeti Devleti maddi açıdan ne kazandı? Ya gerçekten merak ediyorum. Böyle bir veri yok ortada. Yani o kadar doğanın katledilmesinden ya ne yapalım, şu kadar döviz açığımız var, yapacak bir şey de yok. Ya sonra halledeceğiz, ne yapalım, şimdi ihtiyacımız var. Öyle bir rakam çıktı mı acaba? Ya da bu rakam nedir? Yani nereye kadar tahammül edebiliyoruz? Ya da etmeli miyiz herhangi bir rakama? Ama ben öyle bir anormal 3-5 milyar dolar kazanılmış bir şey olduğunu zannetmiyorum. İkizdere'de turist geliyor, turist. Taş ocağına değil. İkizdere'ye, o doğaya yabancı turist geliyor ve döviz bırakıyor. Oranın o tahrip ettiğiniz doğasından Türkiye Cumhuriyeti Devleti para kazanıyor, para. O yöre halkı para kazanıyor. İneğini otlatıyor, ekinini ekiyor. Turist gelen turistine mal satıyor, ürün satıyor. Oteline müşteri geliyor. O insanlar oradan para kazanıyor. Peki o doğayı tahrip ettiğinde mesela bunun karşılığında ne kazanmayı umuyorsun? Yani buna değecek bir şey mi? Hakikaten olmazsa olmaz mı? Ve bu insanlarla neden bir şeyi paylaşmıyorsunuz? Bir demokratik yönetim anlayışında o yöre halkıyla uzlaşmalı bir şekilde gidilemez mi? İlla ki ortalığa kepçeyi, dozeri sokup, ortalığı talan edici bir görüntüyle yıkıp yakmak mı geliyor? Bu mudur? O halkla neden konuşulmuyor? O halk ne istiyor? O halkın hiç mi hakkı yok? O topraklarda, orada yaşayan insanların hiç mi hakkı yok? Hiç mi bir şey deme hakkı yok? Ankara merkezden sermaye gruplarının isteğiyle o yöre halkı hiçe mi sayılmalı? Böyle mi olmalı? Bu ülkedeki yönetim bu mu olmalı? Anlayış bu mu olmalı?